Bugün pazara çıkıyoruz. Yani normal şartlar altında Meltem'in kuzeni Lucy Lucy Candles. Kendimi mi yapıyor? Mı? Ay iyi tamam. Belediye yapıyor arkadaşlar. Yeni Mahalle Belediye Meclisi'nin verdiği kararla birlikte. Günaydın. Günaydın. Bugün pazara çıkıyoruz. Sizi de yanımıza götürelim istedik. Kadın emekçileri destekleme pazarı gibi bir şey. Tam adını ben de bilmiyorum. Yeni Mahalle Belediye Başkanı'nın yaptığı. Yani normal şartlar altında bu pazara şey gitmesi gerekiyor. Lucy Lucy Candles, Meltem'in kuzeni. Ama onun başka bir yerde daha sergi, pazar mı denir, sergi mi denir işte. Bence pazar denir. Sergi dediğin böyle değil gibi geliyor bana. Sergi daha çok kavun karpuzmuş gibi. Nasıl yani? Kavun sergisi, karpuz sergisi. Hayatımda duymadığım şey. Nasıl duymadın? Onu duymadım. Neyse. İşte ona gideceğiz. Hem onun mumlarını hem de kendi makromelerimizi sergileyeceğiz. Batıkent'teyiz bugün. Dün de Yeni Mahalle'deydi. Normalde Fethi Başkan'ın her hafta yapacağı bir şeymiş. Yeni Mahalle Belediyesi'nin. Yeni Mahalle Belediye Başkanı'nın. Başkan yapıyormuş mu? Başkan yapmıyor mu? Tamam. Öyle saçma şey mi var ya? Ya hani mesela Ankara'da bir şey yapıldığında Mansur Başkan yaptı denir ya, onun gibi düşün. Bu da doğru bir tabir değil. Belediye çalışanlarına çok ayıp. Ama karar vericisi Mansur Başkan. O da mümkün değil, birlikte karar ya tamam, veriyorlar. Mecliste karar veriyorlar tamam da. Yani demokrasiyi aldın ellerine, çöp attın şu an. Ya öndeki insan kimse onun şeyi olur ya, ismi görür. Öndeki görüyorum. İnsan belediye. Şey değil mi belediye? Neydi? Bir şey kişi oluyor. Tüzel kişi. Tüzel. O da kişi. Ay iyi tamam. Belediye yapıyor arkadaşlar. Yeni Mahalle Belediye Meclisi'nin verdiği kararla birlikte. Yani gideceğiz. Bu süreçte siz de dahil olun. Tam bu üstündekilerle tam bir Cevat Kelli olmamış mı? Meltem, Cevat Kelli'yi bilir misin? Neyi? Kameraman Cevat Kelli. Hayır. Aynı onun gibisin şu an. Üstünde bir sürü şey var. Öğretmen. Öğrenci. Meltem'in annesindeydi, onu almaya inmiştim. Şimdi onu aldı geldi. Tekrar aktarma yapacağız. Öğrenci. Thank you.
Saat 17.30. Akşam pazarına döndük şu anda. Ne var ne yok size kalanlara gösterelim. Gündüz vakti eğlence oldu burada. Küçük bir konser verdiler. Fethi Yaşar falan geldi, belediye başkanı. O ara oldukça eğlenceliydi. Millet oynadı, coştu. Uzun zamandır bu pandemiden dolayı kapanma vardı. Millet bütün enerjisini biriktirmiş. Bugün bir seferde döktüler. Bonzai de diyorsun değil mi? Merhaba. Ha öyle mi? Bayağı toplanmaya başlayanlar da olmuş. Amigurumiciler bayağı var fark ettiysen. Evet, fazlasıyla amigurumi, bir de şey takı var. Evet bak epok, bu da epoksici. Aa ben bunu gördüm. Bunların içerisine gerçek çiçekler koyuyorlar. Çok güzeller ya. Kurutmanın yolunu anlatıyordu geçen bana bir abla. Böyle peçete arasına koyman ve üstüne çok sert bir şey koyman gerekiyormuş. Onun dışındaki kurutma çabaları çok faydalı olmuyormuş. Aa çok güzel. Minnacık makrome gibi. Evet. Makrome zaten. Örmüşler bunu. Buraya da mum koyuyorsun muhtemelen. Aa, çok iyiymiş gerçekten. Ellerinize sağlık. Ay 40 lira. Şu ne kadar uğraştırıyordur. Çok ucuz. Hakikaten ucuz. Değil mi? Çeşit çeşit şeyler var. Ben şu çerçeveleri de beğendim. Yani evde insan kendi de yapıyor ama çok tatlı olmuş. Bence de. Şu oğlanı çok seviyorum. Ay çok tatlı. Bunu mu? Bence de çok güzel. Çok güzel. Kulakları da çok renkleri orijinal. De çok güzel olmuş. Baksana. Şey gibi ya, cin cüce gibi. Evet evet. Bak sana oyun hamurlarını göstereyim burada. Ne yapın dediğin. Aha. Buradan bakmıştım ben. Bir de böyle kalıpları falan standlar var. Çok güzel. Hoş bulduk, merhaba. Bak kolay gelsin. Bak bunlar da çok tatlı olmuş. Şey gibi, neydi? Tek yumağın şeyleri gibi. Tatlı dedi. Broş şeklinde galiba. Aslında bereleri tatlı için. Ay havuç da çok güzelmiş. O yüzden ona çok benzettim. Frida. Bilmem ben tamamen gelişimden berelerin kenarına çok diye başladım. Çok güzel yapmışsınız. Sonra şey yapamadım, arkası kesilmedi yani. Şey ama bereler için mevsim için. Aynen, ben bereleri zaten böyle şey hani işte ya tutarsa. Göt aşinalı olsun. Birazcık hani şey, işte tamamen kişi özel, tek bir tane işte şey. Çok güzel fikir ama bu çok yakışmış buna. Ya zaten kaybedecekleri bir şey yok bu işten baktıklarında. Evet. Tepek tepek. Evet evet eşim. Ben size kartımızı vereyim mi? Güzel bak böyle burayı çektim. Onu demin çektim. Güzel. Ha bir de burada var. Yani şu bir iki saatlik eğlence bile çok güzel geldi. Biz daha eğlendik. Bu kadınlar satışa gelmemiş kesinlikle. Şöyle uzun süredir evde otur enerji patlaması yaşadılar. Aynen. Çok güzel bir deneyim oldu bizim için. İnşallah valla biz de devamını düşünüyoruz zaten. Gelin ya ben. Bence çok keyifli oluyor ya. Evde oturacağımızda hem eğlenir hem bittiğin şu insan görürüz. Aynen. Hiçbir şey yapılmıyor zaten. Pazar bitti. Toparlandık, tamamladık her şeyi. Aslında 8'e kadar demişlerdi ama herhalde şu an saat 6.30-7 falan. Yok canım ya 7.30 mu ne? Aa oldu mu o kadar? Tabii. Bak biz toparlanırken geçmiş vakitten fark etmedim. Şöyle arkaya da gösterelim. Evet. Millet arabayla gelmiş tabii, bizde öyle bir şey yok. Pazardan herkes memnun değildi. Siftah yapamadan kapatanlar da oldu. Ama biraz havanın da gazabına uğradık çünkü yağmur vardı. Haziran ayını bitirdik, Temmuz'a girdik ama hala yağmur ve rüzgar var Ankara'da. Biraz bundan olumsuz etkileniyoruz. Onun için aslında keyifli bir pazardı ya. Güzel yani, bir deneyim eğlendik. Oldu, ben eğlendim. Yeni insanlarla tanıştık, takipleştik. O kısım çok keyifliydi mesela. Zaten millet var ya bir şey satmaya gelmemiş, yemin ediyorum kurt dökmeye falan gelmiş.
konser falan da vardı ki sormayın yani. Nasıl eğlendi millet? Bıraktılar tezgah mezgi, herkes takılıyor. Düğün gibiydi bir ara ya. Havaylar, oyunlar. 3-5 satış yaptık. Allah bereket versin. Daha fazlası için ilerleyen pazarlara gelmeye devam edeceğiz büyük bakacağız ihtimalle. Bakacağız bakalım bu pazar işi işe yarıyor mu? Bu arada bizim malzemelerimizin çoğu başka bir pazardaydı şu anda. Evet. Bu hafta. Yani önümüzdeki hafta bizim diğer malzemelerimiz de gelir artık. Dolayısıyla ürün çeşitliliği de artar makrome olarak şu anda. Daha çok Lüsudus'un bunlarını sergiledik. Ama bir sonraki de makromeler de daha fazla olacaktır. Ankara'da olanlar varsa... Temmuz ayı boyunca her cuma yeni mahallede, her cumartesi Batıkent'te, Batıkent pazarında, Gimsa'nın hemen yanında. Bilenleri bekleriz. Bilmeyenler de gelsin, keşfetsin. Evet. Çok güzel şeyler var. Çay buluruz buralarda. Kesin. O zaman bu videoyu da böyle mi bitiriyoruz? Aynen. Bizden bu kadar. Takip edebilirsiniz yine klasik şeyler. Bu YouTube'un sevdiği takip etme, beğenme. Böyle şeyler yapabilirsiniz biz de desteklemek için. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.